Ya arkadaş ben anlamadım ki ya. Her üç ayda gelip bunu kontrol mü edeceğiz biz? Yok be oğlum. Tahminen son kontroller. Hem Cemci. Aynen Cüneyt aynen. Üç vakte kadar sette, dört vakte kadar sinemalardayız. Nokta net. He. O zaman şimdi çıkarıp götüreceğiz senaryoyu. Yok be oğlum. Kokusunu içimize çekip sonra tekrar toprağa be. Allah Allah ya. Senaryo gömmek diye benim bilmediğim sektörel bir tabir mi var? Anlamadım ki. Yani orman burası. Şimdi bir tane yabani hayvan gelecek, eşeleyecek, kapıp götürecek senaryoyu. Uğraşacağız ondan sonra. Orman la bura. Sen ne amma konuştun Sadi Behlül Temuçin? Cengizhan yok mu? Onun diğer adı Temuçin. Ondan şey ettim. İzah etme la. Onu diyorum işte. Az kaldı oğlum. Son bir kontrol gibi düşün Sadi. Sinemadan biraz uzaklaştık. Belki bizi gaza getirir, motive eder. Yoksa evim sensin biliyorum. İyi hadi öyle diyorsanız öyle olsun. İyi hadi bakalım. Ben güvenlikteyim. Ben de ameliyatlıyım. Ben o zaman şey yapayım diyorum ya. Ben de durmayayım. Siz benim sikin. Ha? Belki size bir faydası dokunur. Olmaz öyle. Herkes kazmayı küreği alacak, girişecek. Numara yapanın kürekle omurunu zedeler, onurunu kırarım. Anladın? İyi, nasıl yapıyorduk hadi? Güzel soru. Şu taşları kerkerez alırsak, buradan 10 adım sayıyoruz. Karşımıza çıkan ağaca sırtımızı veriyoruz. 6.75'te oradan sayıyoruz. Duruyoruz, kazmayı yere vuruyoruz. Sapını bir pergel hassasiyetiyle 360 derece çeviriyoruz. Ortasındaki toprak öbeğini alıyoruz, kazıyoruz. Olay bu. Bunu mütemadiyen tekrarlıyoruz. Hadi. İyi hadi, tamam. Bura mı çizgi? Tamam. Solla. 4. 1, 2, 3, 4, 5. O ne lan? Ana! İnşaat bu. Ormana ne oldu? Anam! Senaryo gitti ya la! Anam gül gibi senaryo gitti ya la! Ormanda gitmiş ya! Ana bakayım. Anam gül gibi ormanda gitti ya la! Buranın manzarası ne güzel oluyormuş akşamları. Biliyoruz da getiriyoruz kızım. Yani şehrin en güzel manzaralı yerlerini ben bilirim. Güzel manzara Ahmet derler bana camiada. Ne biçim lakaplar? Tight'la falan mı geziyorsun sen camianda? Yok, ben manzaralı yerleri biliyorum diye şey ettim. Ya bozulma hemen ya. Espri yaptım, takılıyorum sana. Biliyorum takıldığını. Ben de espri şey yapmayayım diye şey ettim. Oldu canım. Şeker şey. Ahmet kalkalım mı ya? Ben çok üşüdüm. Acıktım da. Hadi gel eve gidelim, bir şeyler yiyelim. Yok artık. Evde ne yapacağız ya? Ayıptır söylemesi. Bugün ateşleme yaptılar Feride'ciğim. Evde tıkılı kalmamıza gerek yok. Dışarıda yiyelim işte. Evde tıkılıyor muyuz biz Ahmet? Tıkılıyor mu? Tıkınıyoruz. Tıkılmıyoruz. Tıkınıyoruz biz evde. Gezelim dolaşalım işte. Cebimiz para dolu anasını satayım ya. Çıkalım gezelim kızım, evde ne yapacağız? Ya ben kendi evime mi gitsem? Yarın sabah da iş var, çok geç kalmayayım ben. Bizim de işimiz var arkadaşım. Yarın gideceğiz, düzeltme çekeceğiz. Gene. Ahmet hadi, ben çok üşüdüm. Bir dur, bir dur. Belki Ahmet sana sürprizler sıvazladı. Sıvazladı ne lan? Fikrim neyse, Zikrim o oldu ya lan. Olaya bak. Ya Zikrim'in kurmak oldu, gözünü seveyim. Bekle, hazırladım, sürpriz hazırladım. Bir bekle bir ya, kirpiğine bandım. Bir 5 dakika bekle. Ahmet ya, ilk bölüm parasını aldın, hemen sağ sola mı harcasın? İnanmıyorum sana ya. Şimdi yemekler gelecek, mumlar gelecek, kemancı gelecek değil mi? Ya aldığın ilk bölüm parasını böyle çocukça sağ sola harcama hemen Ahmet. Bir dur, gözlerinde eridiğim meteor fırtınası çıkacak diye ben buraya geldim. Eğer çıkarsa en güzel buradan izleniyormuş kızım. Çocuk dedi bana ya. Aldığın dedi parayı dedi, bölüm parasını dedi, oraya buraya dedi harcama dedi. Aşk olsun be kızım. Vallahi aşk olsun. Aşk olsun. Koş bayırıma, aşk olsun. Gel. Gel bakayım şöyle. Buyur abi, buyur gel. Video burada, burada. Üstüm abi, sen acaba az mı yeseydin ya? Kalbine falan dokunacak sonra. Şifadır Murat, şifa. Bu yaşa kadar yediğimin yarısını söyleyemiyorum ama bak, getirdiler beni bu yaşa kadar. Şifa oldu ev, şifa. Mesut, oğlum açtan bir şeyler yedik lan. Yok abi, ben biradan sonra iyi geliyor diyor. Aç falan değilim yani. Bu arada sen ısmarlıyorsun değil mi abi? Yan çizmek yok. Afiyet olsun kardeşim, ye sen. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar ye. Bendensiniz oğlum bugün. Ben ısmarlıyorum. İlk bölüm parası yattı. Nazar değmesin diye adettendir. Şimdi ilk bölüm parası yattığı zaman aç doyuracaksın ki bereketi kaçmasın. İyi buluyorum Murat ama. Abi sana demedim ben onu.
O değil de şey mi yapsak acaba ya? Böyle bir gezsek mi? Takılsak biraz Marmara gezsek ha? Yok abi ben otele gececiyim biliyorsun. Ben de dinleneyim Murat. Yarın düzeltme toplantısı var erkenden. Sen de çok geç kalma. Ama abi ne yapıyorsunuz ya? Tavuk muyuz biz? Daha ilk bölüm parasını ezecektik. Keşke Ahmet'le Sadi'yi çağırsaydın. Ya sonuçta bizim birimiz işçi sınıfı, birimiz hayattan emekli. Bizden iş çıkmaz sana. Olur mu oğlum? Onlar başka, siz başka. Ahmet Feride ile beraber Sadi çalışıyor. Salih de ortalıklarda yok diye sizi çağırdım zannetmeyin sakın. Hadi oğlum ya, daha takılacağız hep beraber. Daha gece yeni başlıyor. Oh, bitti. Doydun mu lan? Midye canavarı. Yok abi, midye bitti. Gerçi ben biraz doydum gibi ama ya ben açlıktan değil ya, zevkten yiyorum. Sende ne dil varmış lan Mesut? Yemin ediyorum karınca yiyen hayvanı tek seferde bu kadar yutmuyor. Nedir bizim hesap? Kaç tane nedir? 93 oldu abi. Allah razı olsun, beni de doyurmuş oldu ilk bölüm parasıyla. Oha! 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 Midye kaç para? Kalmadı abla. Abla değil, abla değil. Ayıp, ayıp. Hanımefendi diyeceksiniz. Hayırlı işler. Midyeci kardeş, sen şimdi şunu al. Mesut kardeşim, sen de şunu al. Hatta sen şunu da al Rüstem abiyi. Al direkt kümese yollanın. Ben de hanımefendinin gerçek yaşını öğreneyim. Tamam. Al bu yetmez. Ha. Neyse kardeşim, sen şunu da al. Hepsi senin olsun. Hadi selametle. Hadi. Abi gidelim ya. Çok gerildim. Burası bize göre değil. Nereden biliyorsun Furkan bize göre olmadığını? Daha önce hiç gelmedik ki. Belki de tam bize göredir. Buralar bataklık oğlum. Oğlum alışır mı alışırız bak. Yemin ederim ne aileler yıkılıyor lan burada. Yapma Sadi. Gidelim bak. Çok geç değil. Kötüye bir şey olmaz Furkan. Maymun gözünü açtı bir kere. Benim onlardan neyim eksik lan? Kimlerden ya? Kimlerden neyin eksik senin? Onlardan işte. Şeyler yok mu? Ahmet'le Murat mı lan? Yok bu oğlum. Bugün Zeynep Hanım'ı almaya gelen dallama yok mu? Var. Araştırdım, berberi burasıymış ince belline. Biraz pahalı bir mekan ama... O sığırı bile insana benzettiklerine göre var bir numaraları Furkan. Giyindikleri yerleri falan da öğrendim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bakma biz kendimize bakmıyoruz ha. Yoksa ben Filinta gibi adamım yani. Boysa boy, posa pos. Erkeksi çeneyse erkeksi çene. Bak mesela çenem çok erkeksidir benim. Ama bugün sorsan kimse Sadir'in çenesi erkeksi demez. Niye? Göstermiyorum çünkü. Geri planda bırakıyorum. Ama bundan sonra göstereceğim Furkan. Bundan sonra erkeksi çene deyince refleks olarak insanların gözü Sadir Celil Cengiz'i arayacak. Çenede adeta bir marka olacağım Furkan. Adeta bir marka ol. Ne çenesi ya? Neye bağladın gene? Kimmiş o Zeynep Hanım almaya gelen kişi? Ya zibide asılıyor da Zeynep Hanım yüz vermiyor pek. Tipi değil çünkü. Zeynep erkek de çeneye hasta. Sen nereden biliyorsun lan? Otobiyografisini okuduk oğlum. Sen ne biçim yani rol için lan? İnsan başrol oyuncusunun otobiyografisini okumaz mı? Oğlum vuruldun mu lan sen bu kadına iyice? He? Ya yok vurulmadım da. Kariyerimde artık belli bir noktaya geldim Furkan. İlk bölüm parasını da aldım. Artık yavaş yavaş gönül işlerine kaymak lazım. Yaşım da ilerliyor. Alacağım mı lan bu kızı? Göz mü koydun lan? Biz göz koymayız usta. Bel koyar, alırız. Bak bu da güzel renk gitmiş lan. Ben bunu bizim senariste söyleyeyim ha. Ya da boş ver ya, ne söyleyeceğim. Bu diziyi de mi ben kurtaracağım arkadaş? Şş, bak oğlum burası pahalı bir yer. Çukkan sağlam değil mi? Hesap çıkışmayınca kılları süpürtmesinler yerden. Olmadı, arkadaki odada saç çıkartmasınlar la bunlar. Vallahi bak. Ne bakıyorsun ya? Lokantalarda kapları yıkatırlar ya, ona benzettim. Güzel espri lan. Ama bir daha yapma. Serpil, ne diyorsun? Bu yakışır mı bana? Abla. Sen ne yaptın? Böyle bütün paranı bunlara mı yatırdın? Yok Serpil. 3/6'sıyla elbise, 4/7'siyle ayakkabı, 9/80'iyle de makyaj malzemeleri aldım. Elimde ilk paramın 1/80'i kaldığına göre ben dizden kaç para almışımdır. Abla, şimdi benim matematik kuruşları toplar gibi saymakla sınırlı olduğu için... şimdi hiç girmeyelim o muhabbetlere. Ben hiç hesaplayamam şimdi onları. Yapmayalım yani. Hesaplama zaten Serpil. Sette kimse kimsenin aldığı parayı bilmez. Bunları öğren. Sen en iyi bildiğin işi yap ve bana söyle. Bu yakışır mı bana? Yakıştı tabii ya. Baksana şuna. Ya.
Şimdi ben bunu galaya giyeceğim. Bunun aslında böyle uzun kuyruklu olanı da vardı. Ama sonuçta dünya hali. Galaya otobüse gitmek zorunda falan kalırım. Sonra kuyruğuma falan basarlar diye. Ben de bunu aldım. Bu da güzel ama bunun arka sahada derin bir yırtmacı var. Ama dükkanda denedim, hiçbir yerim görünmüyor. Abla, sen gala mı dedin demin? Gala olacak değil mi? Ay iyi dedin ya. Ben de kendime bir şeyler alırım böyle. Yok ya. Gala değil. Gala değil. Bu ilk bölüm yemeği diyorlar buna. Ekip böyle hep birlikte izliyor falan. Parayı da yapım ödüyor. Ama senin hiç böyle bir şey almana gerek yok ablam. Şimdi ben başrol olduğum için en önde ortada oturacağım da flaşlar hep benim üzerime patlayacak. Kuzucuğum sen şimdi yan rolcük olduğundan en arkada oturacaksın. Sen hiç görünmeyeceksin. Ben senin iyiliğin için diyorum ablam. Senin hiç almana gerek yok. Öyle mi diyorsun ki abla? Öyle. Bak bir de bu ayakkabıyı aldım. Daha üzerinde durmayı beceremedim ama olsun ya, daha zaman var. Evde çalışırım ben. Hem sen de beni çalıştırırsın biraz. Topuklu'yla evlenmek için mi? Hı. Tabii çalıştırırım ablacığım ya. Sen yeter ki işte beraber yürürüz biz. Ne yapalım biliyor musun? Saat geç oldu, ben gideyim. Yarın set var. Düzenleme toplantısı ver. Hem ben dinlenmiş olurum. Ya ne güzel ya. Serpil. Ah, senin de hayatın birdenbire değişti be. Serpil. Ama nereden geldiğini, mazini asla unutma abla. Bak şimdi toplantıya gideceğim diyorsun, sete gideceğim diyorsun. Nereden nereye bir ha? Aslan parçası, nereden nereye? Ama sen ol. Geçmişini asla unutma. Tamam ablacığım, tamam. Bak söz verdin ama. Buralara seni kimin getirdiğini asla unutmayacaksın Serpil. Tamam ablacığım, tamam unutmayacağım söz. Bak Serpil. Bir de bir daha bana abla dersen seni gel. Ecevit, kahvemi hazırla. Tamam anneciğim. Serpil kızım sen ne zaman geldin? Hoş geldin. Burada niye oturuyorsun? Hadi gel aşağıya. Ecevit de kahve yapsın bize, şöyle karşılıklı içelim. Ben başrolüm ya. Niye kahveyi ben hazırlıyorum? Bodyguard burada mı lan? İnşallah prodüktör adam atar yaptık top olmayalım şimdi. Güzel, sen de buradasın. Geç alnımıza ne yazıyorsa o. Unutma Cemcir, gürültüde çıtırtıyı bile duyacaksın. Karanlıkta bile göreceksin. Avına bir pençe mesafesi yaklaşana kadar sabredeceksin. Destur köpek, o nasıl bir zamanlama lan? Alamın oğlu, ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Yaydığın feromon hormonlarının kokusu oraya kadar geldi mi? Kapat telefonu, kapat. İş üstündeyim oğlum. Feromon ne lan? Tensere birleşmeye davet kokusu, kapkara cahil. Müsbet çalışıyoruz burada. La oğlum sen şuna kısaca, mekana yeni girdim. Montumu çıkaramadığımdan terledim desene. Cemcirlerim Murat. Neredesin? Söyle, geliyorum. La gelme oğlum, ne işin var senin burada? Geziniyorum ben ya. Önemli bir şey yok zaten. Senin Feride'yle işin yok muydu oğlum ya? He gittim Feride'ye. Murat'la dedim ben bu gece ilk bölüm parasını ezeceğim dedim. Sen dedim kadın başına evde otur. Buna bir bağırdım Cem. İtiraz edecek oldu. Elimi masaya vurdum çıktım. La bir yeri git. Kimi kandırıyorsun? Oğlum manita seni sepetledi mi? Ya yok, ev diye tutturdu ya. Ne evi ya kardeşim? Benim ilk bölüm parasını yemem lazım. Aç içirmem lazım ki bereket artsın. Neredesin söyle, geliyorum. Gayeleri olan bekar berekeyim ben Ahmet Ural. Aynı senin gibi. Ben tek başına avlanırım, beni biliyorsun. Bu durumlarda biraz gergin oluyorum Ahmetciğim ya. Ulan sevgilini barklı adamım ben lan. Benim sana ne zararım dokunur? Neredesin söyle, geliyorum. Ya söylemem oğlum, niye söyleyeyim? Niye gülüyorsun sen ya? Ayrıca olmaz, kıskanırsın. Arada çıkartırsın falan. Ya şöyle yapalım, zaten ben çıkıyorum kardeşim. Sen gel beni al. Zaten kısmet değilmiş ya. La oğlum senin neyini... Tamam çık, alıyorum lan, çık hadi. Annedim, aynısından. Murat Cemcir. Yer altından. Zeki Bey nerede? Vestiyere bıraktım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şiir gecemize sefa getirdiniz. Neye, pardon? Şiir gecemize. Anam. Bir şiirle bu akşam bize eşlik eder misiniz acaba? Sizin gibi sanatçılar aramızda görmek büyük zevk. Sanatçıları eşlik etmek? Tabii doğru söylüyorsun ya, biz de sanatçıyız sonuçta. Daha işte benim bu akşam işim var, çok acil. Sete gitmem lazım. Tüh. Ben bu ilgiyi Ahmet Kural'la nasıl paylaşacağım lan? Yarın gelin. Yarın?
Şiirle dolu bir hafta. Ama işte yarın da. Beni kırmayın lütfen. Tabii canım. Senin bendeki manevi değerinin tipini, tiniyetini sen kimsin lan? O zaman şey yapalım ya, ben yarın buradayım. Zaten şiir dediğin ab-ı hayattır. Şiir rediftir, şiir uyaktır. Her ne kadar fuzuli olsa da bakidir. Nebi kaçar. Bu arada Taranta Babu'ya selamlar. Hey hey Taranta Babu, hey hey. Yaşamak ne güzel şey, anasını sattığımın bodyguardı geliyor ya lan. Ya abilerin günü gelmiş, evin neşesi miymiş bu? Abim benim, kusura bakma, ben gelemedim seni almaya. Bizim yarın bu düzeltme toplantısı var ya, onun hazırlıklarıyla falan uğraştım ben yani. Kızmadın değil mi? Yok Vedat'cığım, niye kızayım ya? Bunlar ehemmiyetsiz şeyler. Bindim bir taksiye geldim. Abi sen kızardın, niye kızmadın? Kızmak yok Vedat, kızmak yok. Üç günlük dünyanın beş gününü kavgayla mı geçireceğim? Kızmak mızmak yok. Nasıl ya? İnsanları sev Vedat. Sorunlarını kavgayla değil, sevgiyle çöz. Hep sevgiyle çöz. Kızmak yok. Bak şunu bil. Sen başkasına kızıyorsan eğer, aslında kendine öfkeleniyorsundur. Abi sen iyi misin? Yine beni korkutuyorsun ha. Oğlum ben aşmışım bunları ya. Benim kendimle bir kavgam, kendime bir kızgınlığım kalmamış ki artık. Ben her şeyi yapabilen, kendime yetebilen bir insanım Vedat. Benim hırsla, kavgayla, gürültüyle bir işim kalmamış ki. Ben olmuşum lan. Ya abi bu iki günde böyle nasıl bir toplantıymış ki bu ya? Sen beni de yazdırır mısın oraya Salih abicim bakayım? Toromanım benim. Toplantının bir önemi yok Vedat. Önemli olan sensin, benim, biziz. Eğer biz istersek, ama gerçekten istersek, o zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok Vedat. Küçüğüm. Ama sen daha çok yolun başındasın. Sabretmen lazım. Bir gün sen de olacaksın. Abi. Bu anın büyüsünü bozma. Ben yatıyorum artık. Huzurlu bir uyku. Tek isteğim buydu. Abi sen yoga moga mı yaptın? Tibetlere mi gittin kaşla göz arasında? Ya iyi misin Salih abi ya? Üniversite okuyamadık ama. İsterseniz biz başlayalım, yetişirler sonra. Yok, bekleyelim onları da. Şimdi bunun düzeltmesi var, ondan sonra çekim tarihleri var. Hepimiz bir arada konuşmamız lazım. Yoksa ben tekrar tekrar anlatıyorum. Bu üçlü gidiyor, öbür üçlüyü anlatıyorum. Kafam kaldırmıyor. Yoruldum ben ya. Yok, ben siz beklemeyin diye dedim zaten. Sonuçta geciktiler değil mi Serpil? Yok, gerçi daha çok olmadı ama. Efendim, bekleyelim efendim ya. Ne acelemiz var? Hem ne demişler? Hızlı çeken seyrek yayınlanır. Ha, hızlı koşan atım. Söylediğin laf seni sektörcesi anladığım kadarıyla, evet. Efendim, argolaşmaya gerek yok. Hiç gerek yok, bence de. Evet, sadece Sadi eksik zaten. O da telefon etti, yemin billah etti, yoldayım dedi. Gerçi yemin ettiğinde biraz kıllandım da. Ya kızım, canım, siz aynı evde kalmıyor musunuz ya? Niye gelirken böyle tutup elinden getirmedin onu ha? O dün gece eve gelmedi ki. Zaten evde olsa da ben kaldıramıyorum ki kadın başıma adamı. Uykusu çok ağır. Serpil de şahit değil mi Serpil? Ben nereden bileyim adamın uykusunun ağırlığını Ececiğim? Yanlış anlaşılacak. Sadece salonda yatıyor. Haklısın, seni şahit göstermem burada doğru olmadı. Hem Ahmet Murat'la değilmiş mi o? Yok, Ahmet'le Murat sabah saat 4'te gelmişler ya. Eve gidersek toplantıya yetişemeyiz diye düşünmüş haytalar. Hakkı da onları burada yatırtmış. Şimdi onların başında başlarını yıkıyor ya. Akşam biraz içmişler de zurna gibi olmuşlar. Zurnada da peşrev olmaz tabii. Ne oluyor lan? Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu vitrin dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki,
açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve ad altında para istemeyeceksiniz. Üç, hamış hakkı ne yapıyorsun? Karını ödeme. Ne? Sana ne lan karımdan? Neyin peşindesin sen? Öldürtürüm seni, öldürtürüm. O manada değil, o manada değil. Şş, hakkı, bana odaklan. Mümkünse karınız iyi diyorsa bu akşam sizde yatmak istiyoruz. Bir bok varmış gibi iki büyük içtik. Bir tane ufak içtik. Dört tane yolluk içtik. Bayağı içmişiz lan. Yolla gelirken bir de guf da yaptık. Sen bu eve aidat ödüyor musun? Ha, kapıcısı falan var mı buranın? Var. İri ve kıllı. Çağırayım mı? O da aidata dahil. Ne demek lan ödüyor musun? Ev kirası gibi aidat ödüyorum ben buraya. Gebeş! İyi o zaman. Eve kusma. Gerek kalmadı benim. Merdivenleri kusarım ben ya. Gel otur be. Hakkı bir şey de. Ahmet! Yapma bak. Kullan. İndir öyle. Ahmet dur. Yapma. Yapma dedim. Ahmet indir öyle. İndir öyle de ya. Bir şey nerede bize? Hakkı hiçbir şey demiyorsun ya. Üzüyorsun beni Hakkı. Bak bak. Bak. Üzüyorum buraya ben. Ay! Katı kustu herif. Bu kim? Şey kimsin lan? Kimim lan ben? Nere lan burası? Karakola götürün beni. Biz mi seni karakola götüreceğiz? Şuraya bak. Hem sarhoş hem densiz. Ne kadar sarhoş o kadar densiz. Dur. Ben onu bir itekleyeyim de aklı başına gelsin. Yürü git lan buradan. Gidin. Beşinci kata düştü. Dört. Şimdi üçüncü katta. Üçte kaldı. O zaman ben üçe ineyim de. İtekleyeyim onu. İtekleyeyim. Sonra gelirim. Emine buzdolabında bire varsa onu itekleyeyim o zaman. Ben... Milli Eğitim mi buraya? Çocuğun okul kaydını yaptıracaktım ben. Çok profesyonelce. Toplantı gecesi içmek. Başka bir şey demiyorum. Sen de misin Serpil? Yok. Haytalıktan efendim ya. Eğlenmişler diyelim. Ya Allah korusun biz yine böyle oturuyor olsak da ölüm haberi gelse iyi miydi? O nasıl mantık lan Salih kardeşim? Biz zamanında gelelim toplantılara. El alem gecikince de ölmemişler diye sevinelim. Allah Allah. Anlatamıyorum galiba. Adamlar toplantıya 4 saat önce gelmişler. Ece Hanım. Bütün gece içmişler, sıçmışlar affedersiniz. Ama toplantıya gelmeyi akıl etmişler. Kutluyorum onları. Büyük profesyonellik. Karşılarında şapka çıkarıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Bakma oturduğuma. Bu ne lan? Kafam kazan gibi. Bir kaplanımız eksik. Hakkı nerede? Havlu getirmeye gitti. Lan oğlum hakikaten biz içip içip bu kafayla buraya mı geldik ya baskın yapar gibi? Gelmişiz demek ki. Hatırlamaya çalışıyorum. Fotoğraf yok oğlum. Lan! Sabaha kadar biz apartman boşluğundan ağrı attık. Hatırla sen deli yürek yasalarını saydın. Ne diyorsun lan? Yine mi? La oğlum bu adam bize niye kızmıyor o zaman? Havlu mavlu getirdi. Elleriyle saçlarını yıkadı lan adam. Ne iş? Ne bileyim oğlum ya. Benim de başımı yıkadı. Hatta sıcak suyla yıkadı. Ben ilk başlarda biraz kaynar su döker. Beni biraz anırtır dedim ama olmadı işte öyle. Bildiğin ılık suydu oğlum. Hadi gidelim oğlum. Bizi beklerler. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim saçlarımla senin saçların bir mi kuruyacak Murat Cemcir? Halka mal olmuş bu saçlar. Özen ister, sevgi ister. Havlu da ister. Ver canım. Yavrum ver. Uyarıyorum. Hadi bakalım. Yarak var mı? Yarak var Ahmet. Yer misin? Onunla olmaz o. Elimi yakar. Terzime uğramam gerekti, özür dilerim. Sadece çenende yemek kalmış kardeşim. Kıskanç. Kıskanç mı? Alo, catering şirketi mi? Kardeşim, arkadaşımızın çenesinde patlıcan kabuğu kalmış. Ayıptır ya. Hadi. Kıskanç işte. Sadi, dudağında böcük mü var senin? Böcük mü besliyorsun sen? Sen de mi hocam ya? Ne böcüğü o? Hamam böcüğü. Böcük falan değil hocam, sakal sakal. Lan ne sakalı? Bildiğin BBG meleğin cücüğü. Lan Sadi, ulan Celal. Birinci bölümün gelenini çekiyoruz. Sen kafana göre cücük bırakıyorsun. Devamlılıktan haberin var mı senin ha? Devamlılık ne? Ne devamlılık? Hocam devamlılıkta sıkıntı yok. Al bak çıkıyor bu. Yani ama şunu söyleyeyim sana. Eğer dizi patlarsa hemen bırakıyorum sakalı. Çenemi acayip ön plan çıkarıyor bak. Patlama patlama yok. Ne patlaması? Patlama yok. Efendiler. Endişeye mahal yok. Doğuma yaklaştık. Doğum öncesi sancılar, ıkınmalar, sıkıntılar bunlar. Ha, bir iki revize var ama hallolur. Ya zaten revize dediğin ne ki? İki tık tık, bir pık pık. Neymiş revizeler?
Öncelikle çok ama çok beğenmişler. Onu biliyoruz. 11'i de biliyoruz şu an. Devam. Ama intikam eksik dediler. Yani birinin babası suçsuz yere hapse atılsa, o da babasının intikamını almak için başka biriyle Buffy the Vampire Slayer yapsa, mercimeği fırına verse demişler. O biri ben mi oluyorum? Yok yok, isim vermemişler. Biri. Yok mu başka düzenleme? Var. Var da daha fazla canınızı sıkmayayım istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Baba yapacağız. Seyit'e baba karakterini ekleyeceğiz. Aa! Seyit deniz kenarındayken bir sahne çekeceğiz. Dış ses Seyit'in hikayesini anlatacak. Onayla Kezban'a da diyaloglu sahne yazdırıyorum. Yarın onu da çekeceğiz. Tabii çekin çekin çocuklar, genç onlar, iyi olur. Kezban tam onaya asıl katilin kim olduğunu söyleyecekken kafasına taş düşecek, Kezban komaya girecek, bölüm bitecek, the end diyecek. Babayı oynasam çift kaşı veriyor mu lan? Bu kadar mı yani? Başka bir şey yok mu? Bir de şey dediler. Ona gerek yok dediler. O olmasa da olur dediler. Biz şişko istemiyoruz. Şişko olmasın dediler. Bana şişko mu dediler? Ya kilolu deselermiş daha az saldırgan olur. Ben gideyim. Efendim ya, çok memnun oldum. Çok güzel bir ortamdı. Kusura bakma. Ne demek ya? Kerata şişko mişko ama çok sevimli. Nereye gitti bu adam? Nerede ki? Nereye gitti diyorum, cevap ver. Yüreğinin götürdüğü yere nereden bileyim? Oğlum senin adamı sen bilmiyor musun? Vay be. Adamı tek kelimeyle kovdular ya. Nasıl bir işte çalışıyoruz arkadaş? Ben her zaman diyorum abi, bir iş yetmez. Dört koldan birden saldıracaksın. İki, üç, dört dizide birden oynayacaksın. Bu işin başka yolu yok. Kovdular gitti adam ya. Giderken de bir şey demedi ha. Öyle güldü geçti. Kafayı mı yedi acaba? La oğlum yanlış yaptık. Ayıp ettik ya. Vallahi ayıp ettik. Böyle olmaz ya. Adam çıkıp gittiğinde biz de peşinden çıkıp gidecektik. De! Yemedi herhalde. Ben gidiyorum çekime hangara ya. Sen de ayağını çek oradan hadi. Hangara'ya mı? He, kerhaneye gideceğim ulusa. Var mı bir diyeceğin? Hangara, hangara. Çek ayağını oradan hadi. Hadi! O adamı da bul getir Murat. Bakarız ya. Şey yaparız, ayarlarız tamam. Vallahi Murat abicim, verilmiş sözlerim olmasa seninle gelirdim ama maalesef. Sen ne ayaksın lan? Ha? Durup dururken niye yakışıklı oldun oğlum sen? Lafa bak lafa. Ha böyle sağda solda manasız manasız konuşuyorsunuz. Duyan da beni eskiden çirkin bir adamım sanacak. Arkadaşım, yakışıklı olmak bir Cengiz geleneğidir. Bakınız Cemil Cengiz. Yani ben istesem de çirkin olamam yine. Hadi ben kaçtım. Hay götüm. Sen de bul lan şu adamı hadi. Yasak günah lan. Tamam da tamam, adam bulacağız da yeter de dallandırma da. Siz nereye gidiyorsunuz kızlar? Eve bırakacağım mı? He bırakacağım. İşim gücüm yok, sizi eve bırakacağım. Hastalara bak. Bizimki de işte böyle bir sıkma. Ey maşallah. Görüyor musun ya, başımıza iş aldık durup dururken. Ben şey yapayım, ben ne yapayım? Ben Vedat'ı bulayım o zaman. Ne demişler? Hacı Hacı'yı Mekke'de it iti dakikada bulurmuş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tabii, git sen de git. Ben ne yapayım Ece, eve mi gideyim? Sen de git Serpil. Yarın sahne gelecek. Çağırırım seni, prova yaparız. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Dünya. Dünya. Göz. Dünya değil mi? Olduğumuz yer. Dünya, dünya. Şey? Rüya. Yaşama. Bitki. Dünya, dünya değil mi? Şey, dünya değil mi? Burası hala dünya. Süre bitti, süre bitti. Bilemediniz, süre bitti. Onur biraz dikkatli ol oğlum ya. Dünyayı kurtaran adam olacaktı. Dünya diye kaç kere dedim dünya diye. Bütün diyorsun, sana benim dedim diye. Yavşak. Lan tamam lan tamam, ağlama hadi. Özrün kabul edildi hadi tamam. Ne özür ya, dünya dedim ya ben. Tamam, tamam sen rahat ol ya. Bak bu sefer bunu kesin bilemeyeceğim.
3, 2, 1, motor. Bunlar yapılacak. Doğru. Bu soru olur mu ya? 20 yıldır ses sinemayla bu soruyu en kolay soruyu sen mi sordun ya? Allah seni düzgün öyle ya. Ses sinemayı kayırım. Allah'ım ya. Sorma ya. Ben de üzüldüm lan Onur. Şansına bildiler oğlum baksana ya. Onur sen konuşarak da anlatabilirsin koçum. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördün mü Vedat ya? Din köpeği maske sonu ya. Şemur Vedat ya. Şemur Vedat ya. Geliyorum ben gençler. Zehra. Ne var? Ne durumdayız? Arkadaş kim? Sinema televizyonun önünden kaptım getirdim. Bir aylık İstanbul kartefit oldu. Aferin kız sana. Aferin. Yeminin suyunu eksik etme yalnız. Bakarsın ihtiyacımız olur ileride kullanırız. Tabii tabii merak etmeyin siz. Ne aç bırakıyorum ne tok bırakıyorum. Aferin sana. Kaç gibi elimde olur sahneler ha? Çocuklara gönderelim de ezber yapsınlar. Evet haklısınız. 10 gibi falan olur herhalde. Siz endişelenmeyin zaten. Ben kendi ellerimle teslim edeceğim çocuklara. İyi o zaman ben hangara geçiyorum. Başka ne diyecektim? Kolay gelsin. Kolay gelsin canım. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun sen? Düşünüyor musun? Düşünmek yok. Düşünmek yok. Biz seni bu yüzden mi besliyoruz? Yazacaksın sen. Tıkır tıkır tıkır. Hadi. Abi hoş geldin. Oğlum işim gücüm var benim. Üstüm başım değiştirip çıkacağım. Beni oyalama. Abi bir bekle ya. Dün gece için teşekkür edeceksen Mesut'cum ehemmiyeti yok. Bundan sonra her yaptığın dizinin ilk bölüm parasında gel beni bul. One Night Prince. Abi Rüstem abi yukarıda iyi değil. Bir gör istersen. Takılmak demek ki ihtiyara yaramadı. Oğlum onu reflüs tutmuştur ya. O haplardan çileseydin ya. Sen yine de bir uğra yanına. Allah Allah. O derece mi diyorsun lan? Abi, Rüstem abi. Abi nasılsın? Ne oldu abi sana ya? Geçmiş olsun. Geldin Murat. İyi ki geldin. Seni görmeden gitmek olmazdı. Ne gitmesi abi? Yolculuk mu var? Yolculuk var Murat. Yolculuk var. Gidenin geri gelmediği yere hem de. Abi deme böyle şeyler ya. Demedi. Ambulans mı çağırdın kız? Ne oldu sana? Ya ben sana dedim abicim o kadar midi yeme diye bu hayvan ne gülüyor dedim ben sana ya. Reflüdür o. Buraya kadarmış Murat'cığım. Denedik olmadı. Hep denedik. Hep olmadı. Olmadı. Olduramadık. Hemen pes etmeyelim diye 90 yaşına merdiveni dayadık. Üstünden geçtik. Bir kapı açıldı önümüzde. Son bir defa daha deneyelim dedik. Ama o da olmadı işte. Rüstem. Rüstem kaçar Murat. Seni severim. Sen de kendini sev. Kedi mi abi? Kendini sev. Kendine bu kadar acımasız olma. Abi konuşma böyle şeyler. Harbiden kalp miymiş? Ne diyor doktor? Yüzüme söylemediler gene. Hep arkadan söylüyorlar ya. Katli vaciptir diye. Bence bu koyuyor adamı. Hakkı geçtim. Şenol böyle yapmayacaktı. Çok koydu bana. Doktor Şenol mu? Abi sen şeyi mi duydun? Abi okulunda bizim yapacağımız bir şey yok ki. Onu kanal istedi. Olur böyle şeyler. Bizim mesleği biliyorsun abicim. Sen bunu kafana niye takıyorsun sen ya? Senin sağlığın daha önemli abi Rüstem abi. Sen kendini bırakma. Ben bırakmadım kendimi Murat. Ben düşüyordum zaten. Aksine inandırmıştım kendimi. Ne zaman söyleyecektiniz bana? Neyi abi? Yüzüme söylememek için mi çağırmadılar beni bugün toplantıya? Yok abi zaten seti olmayan kimseyi çağırmadılar ki. Yaşlılıktan mı dediler? Vallahi bilmiyorum ki abi galiba kilodan. Bahaneleri de kendilerine benziyorum biraz. Yalan dolan dolu. Kilom mu var benim? Abi sen ne? Yoksa sen de bana acıdığın için mi dün çıkardın beni dışarı Murat ha? Ne acıması abi lütfen. Dünden belli mi benim kovulacağım Murat? Abi sen seni mi kovdular zannettin? Bu yüzden mi kendini bıraktın? Salih'i kovdular. Nasıl yani? Allah nasıl yani? İşte Salih kovuldu abi. Abi sen onunla şimdi neye konuşuyoruz biz ya? Sana ilaç falan yazmışlardır abicim. Ben de eczaneye gidip alıp geleyim. Reçete nerede? Allah! Kovulmadın mı lan? Evet abi biz de çok üzüldük Salih için. Ne? Salih abimi kovmuşlar? Yes. Play me.
Adamcağız haberi duyunca tabii çekti gitti abicim. Ben de otele geldim, üstümü değiştireceğim. Ona bakınacağım birazdan. Salih kovdular ha. Anladım abicim. Senin bir şeyin yok herhalde. Ben kaçıyorum abi. Şey, arada geğirti geliyor ama... Soda iç Rüstem abi. Hadi ben kaçtım. İyi bok yedin Rüstem. İyi bok yedin. İt ne kırıyor. Bakayım. Zoom yap. Zoom mu bu ya? Böyle zoom mu olur? Bırak Allah aşkına. Hazır mısın Ahmet? Ana mi Ahmet? Ana Said Said. Ben bilmiyorum sizin dilleri. İngli Deyus İbn Deyus. Ben biliyorum senin dilleri. Ne bu? Ha? Bu ne? Devamlılık. Gitmiş. Kafa bitmiş. Asistanlar uyuyor mu? Asistanlar! Hocam bir sakin ya. Allah Allah. Aynı peruk işte işine yazdım ben Ahmet diye. Devamlık sağlam, rahat ol. Ya peruk ne ya? Peruktan bahseden kim Ahmet? Ben senin işkembenden bahsediyorum. Cinsiyeti belli oldu mu çocuğun? Bu göbek ne oğlum? Ne bu göbek? Ne göbeği be? Göbek bebek yok. Biz adaya düştünüz. Aç kaldınız, susuz kaldınız dedikçe siz semirdikçe semiriyorsunuz. Ben dedim ama bölüm yayınlanmadan parayı ödemeyelim dedim. Ne oldu? Rakı meze, rakı meze. Göbekten oldu füze. Hocam ayıp oluyor ama ha. Göbek falan yok. Varsa gaz vardır. Bende bir şey yok. Fit bir vücudum var. Ben ne yapacağımı biliyorum. Getir. O ne ya? Korse mi o? Sakin. Easy, easy. Hakkı Bey. Ben korse falan takamam. Duyarlarsa rezil olurum. Ulan yoksa kanalın kastettiği sen miydin ha? Çıkarsınlar o şişkoyu dedikleri. Sen miydin lan Ahmet? Yok artık. Ne şişkosu be? Sür beni sahaya, Zonguldaklı Verem şair olur bu vücuttan be. Yanlış olmasın Hakkı Bey? Ulan Kıvanç'a laf mı çakıyorsun sen? Onda baklava var. Sende hanım göbeği. Takın korseyi. Takmam ulan. Takacaksın. Takmam. Takacaksın lan. Ahmet Kural'ım ben. Bir dünya markasıyım, takmam. Bu mu ver bana olur? Bu mu ver? Sakin ol Ahmet. Oynatmam seni o göbekle. Takmayacağım. Takacaksın. Çevresini sarın. Saldırın! Saldırın! İyice Ahmet. Ahmet dur, canın acımayacak. Sakin. Takma. Sakin, easy. Korseyi ver bana. Korseyi ver. Hilal, Hilal. O göbekle oynatmam. Tutun. Yatırın. Yatırın. Derdest edin. Çökün tepesine. Çökün. Yatırın. Sakin ol Ahmet. Sakin ol. Acımayacağız. Hayır. Mikrofona konuş Ahmet. Mikrofona. Takın korseyi. Takın. Takma. Takın. Takma. Abi ne haber? Neredesin be oğlum? Bekliyoruz bir saattir. Anca oğlum, asistanına yakmadığım yağ kalmadı. Heh, neredeymiş Zeynep Hanım bu gece? Şiir gecesine katılacakmış. Hatta gecenin özel konuğuymuş. Ne diyorsun ya? Vay be, şair yanında var kadının. Ulan tal çocuklarımın anası olacak kadına. Ben de yarı amatör şairim biliyorsun. Biliyor muyum? Yo, bilmiyorum. Oğlum, gecenin sponsorunun ekran yüzüymüş Zeynep Hanım. Ondan gidiyormuş. Şair mi, bayır mı orasını bilmem. Sen adresi söyle, adresi. Almadı, iş başa düşerse çıkar bir iki şiir, ben patlatırım. Yakalanırsan benden bulmadın ama adresi falan ha. Ekmeğimle oynama, Sadi. Ya Allah'ım, dediği lafa bak ya. Düğünümüz olsun, sırf şu hareketin nedeniyle yengen ikinci erkek çocuğumuza Furkan adını koyacak. Kamil. Kamil kim ya? Sen yine de evlenmeden söyleme, olur mu Sadi? Alır. Adresi versene! Ya ne bağırıyorsun ya? Allah Allah! Şuradan çıkacaksın şimdi, Beykoz'dan aşağı doğru gidiyorsun ya. Ne var kızım bunda? Sadi kapıcılığa geri döndü zaten. Öbür sinsilerle görüşmüyor bile. Halam bak, şikayet gibi söylemiyorum ama... şimdi sen Sadi'nin mi halasısın, benim mi menajerimsin? Onu bir anlamam lazım sana açılmadan önce. Kız senin menajerinim tabii. Aa, iş başka, akrabalık başka. Ben bunu bilir, bunu söylerim kızım. Sen şimdi ne derdin var? Onu deyiver bana. Yani tam dert mi onu da bilmiyorum da... bunlar konuşmuyorlar ki benimle doğru düzgün. Buldular tabii yetim kızı, ezikliyorlar devamlı. Şu sinsilere bak sen.
Yapım da bunlardan taraf. Üçü de toplantıya geç kaldı, lafını bile etmediler. Erkek adam, ooo içeride gecikirde hesabı yaptılar. Tabii, sen kadınsın diye hem de, değil mi? Hı? Bir de bugün kanaldan haber geldi. Salih abiyi yolladılar diziden. Görsen üçünün de nasıl suratı düştü. Ama o normal. Kızım düşer tabii. Arkadaşları o da. Orası öyle de. Beni kesseler diziden misal. Bakalım o zaman bir gram üzülecekler mi benim arkamdan? Aa, üzülürler kızım. Tabii üzülürler. Yani üzülmeleri lazım. Çok da üzülmezler ama. Ne yapayım şimdi ben? Üzülsünler mi istiyorsun? Çok üzülsünler. O tamam, ben de. Başka ne yapayım? Atayım mı Sadi'yi evden? Yok halam, estağfurullah. Ben senden öyle bir şey ister miyim? Senin öz yeğenin o. Aa, Sadi de kimmiş? Babasını 2-3 kere gördüm. Anası desen el kızı. Kalsın ya. Evde bir erkek olsun. Hırsız mırsız girer. Belki bir faydası dokunur. Kolay mı öyle yetim kızı eziklemek? Hı. Ben adamın anasından emdiği sütü başka yerinden sağırım. Bildin mi sen? Hı. Halam. Hı. Ya bir de senaryo gelecek bugün. Onu da kollasana. Erkenden çalışayım ben. Ha, ben onu bir sordurayım. Yastığın olaydı Yiğit. Halam ya. Hı. Hazır elindeymiş yani. Bir de anneme kahve yapar mısın? Bağırır birazdan kahvem nerede diye. Ben de odama çekileyim. Halam benim. Ben sana halam halam diyorum da sen kim halasın? Senin adın... Neyse halam ya. Sağ olasın. Diyorum bir yastığın olaydı Yiğit. Bak işte burada da yok. Oğlum siz nasıl yerlere takılıyorsunuz lan? Abi masa salonu işte ya. Hayır dünden beri bir tuhaflık var zaten Salih abide. Benim bildiğim yerler bu kadar. Buraya da hiç uğramamış. Senin bildiğin yerlere tüküreyim ben. Siz nasıl kafayla yapıyorsunuz oğlum bunları? Kendine bir şey yapmış olmasın lan bu? Dün gece ben artık her şeyi yaptım diyebilirim diyordu. Ben artık insan istiyorum diyordu. O zaman biz ne kadar karakol, hastane, acil varsa hepsine bakalım Vedo. Ha, nasıl yapacağız onu? Ne bileyim oğlum, filmlerde böyle demiyorlar mı? Ne yapalım o zaman? Taksim ilk yardıma mı soralım? Bu da inanlı ya. Saf mısın oğlum sen ya? Oğlum ona bir şey olmaz. Onun derisi kalındır. Bugünlük baktığımız yeter de yarın devam ederiz. Benim işim gücüm var oğlum ya. Ya abi son bir yer daha var. Oraya da bir bakalım be. İnsan işte vicdanlı olunca böyle oluyor demek. Yakın mı? Taksiyle yakın ya. Sen iyi biliyorsun buraları. Var mı taksi durağı falan? Ya bir korsana yazılırız ya. Bir abi var. Şey yaparız onu. Senin tanıdıklarına sıçayım Mehmet Ad, gel. Tamam anladım. Hoşça kalın. Ne oldu, ne dedi? Sen taktın, çekimini de yaptın değil mi Ahmet? Zorla taktılar Tülay, 5 kişiydiler. Sonra ses kaydını da verdin. Verdim tabii, tam bir profesyoneldim. Her işimi yaptım ya. Sen söyle şimdi bakayım, avukat ne dedi? Var mıymış öyle bir hakları? Vallahi sen bir araçmışsın Ahmet. Yapımcıyla yönetmen sana istediği her şeyi yaptırabilirmiş. Tabii olabilecek ölçüde. Olabilir bir ölçü değil ki bu Tülay ya. Koskoca Ahmet Kural'a korse taktılar kız. Millet duysa ne hale gelirim ben ya. Ya olabilecek ölçüde derken yani kolunu falan kesemezler, o anlamda söyledim. Kessinler kolumu molumu, niye mi keseceklerse kessinler ya. Korse diyorum sana ya. Korse ney lan? Ahmet ne yapalım biliyor musun? Bundan sonraki sözleşmelerde böyle 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 diye birkaç tane madde ekleyelim. Şunu anlamıyorum, sen spora başladın, bu göbek nereden çıktı? He. Münir'in gidiyorsun sen. Vallahi yapacak bir şey yok. Ya korseyi takarsın ya da göbek gider. Göbek deme şuna. Karın duvarı o. Adeta bir beton duvarı. Göbek deme, üzülüyor ablası. İyi misin? Ah ah, kalbimin ana arteri. Münir'in yanındayım. Bir saat evdeyim. Biraz spor. Başka bir şey değil. Benim işim bitti burada. Ben arabadayım şimdi. İstiyorsan hiç uğramayayım spora. Hemen koşup geleyim eve ha. Ne dersin? Yok yok Ahmet, sen yap sporunu. Ya ben belki işin erken bitmiştir diye aradım. Ya ben kendi evime mi geçsem ya? Ben de çok fazla kalmayacağım zaten. Devrisiz saati olmadan oradayım. Bekle beni, geliyorum. Peki. Hadi. Hah, Yedi geldin mi Yedi? Münir konuşmamız lazım, hadi. Senin için özel antrenman programı hazırladım. Hadi hemen odamıza gidiyoruz. Konuşmamız lazım diyorum, hadi. İtiraz mı, itiraz istemiyorum Ahmetciğim. 4x40 istiyorum bu akşam. Durmak yok, çalış. La oğlum. Hadi, 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 hadi. Gir içeri, gir, gir, gir. La oğlum bir dinle la. Gir oğlum, sen nasıl bir oyuncusun lan? Lan nasıl bir oyuncusun sen ya? Ya biraz oyna be oğlum, millet numaramızı çakacak. Biraz role gir Ahmet ya. Otur, otur. Otur hadi. Nesini oynuyoruz? La oğlum yemeyeceğim, oynamayacağım. İş ciddiye bindi Münir. Burada yaptığım spor yüzünden göbek yaptım Münir. Normal spor yapmam lazım bu spor salonunda Münir. Yapma ya, ya yapma Ahmet ya. Güzel güzel takılıyorduk bu oğlum ya. Oldu mu şimdi ya? Ulan göbeğim çıkmış diyorum. Göbeşim büyümüş de adam olmuş. Ya yok, o kadar olduğu falan yok ya. Bana bak, senin performansında eksilme mi var lan? Bir şey mi oldu?
Feride mi kızdı sana? Bana bugün korse giydirdiler oğlum. Ciddi ciddi programlar falan ayarla bana. Ne korsesi lan? Ya bu Feride'de hiç insaf yok arkadaş ya. Korseyle olacak iş mi Muhammed ya? Ne korsesi oğlum? Ne Feride'si lan? Yok genel söyledim ben Ahmet. Ulan ben bu halde de düşecek adam mıydım ya? Ben spor salonunda spor yapacak adam mıydım? Bir de o durum var tabii. Ne ayarlayalım sana Ahmet? Koşu bandı falan ayarlayalım. İster misin? Ha, olur ya. Öyle oturmalı oturmalı olsun. İlk günden yorulmayalım Münir. Kürrek ayarlayayım sana Ahmet. Kürrek olmaz. O da kollarımı yorar. İstersen bugün hiçbir şey yapmayalım Ahmet. Yorulursun borulursun. Allah muhafaza. Tamam. Fıtı fıtı. Yer yarıldı. Sanki yerin dibine girdi arkadaş ya. Hadi Vedat, hadi Vedat. İşim gücüm var oğlum benim ya. Daha ben şiir gecesine davetliyim ya. Aytenli içkiler içip sarhoş olacaktım ne güzel. Fıtı 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 fıtı. Salih, ortağım sen evden mi çıktın ya? Biz o kadar masaj salonu, o kadar oteli gezdik. Sen evde miydin o sırada? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ailemle beraber ne zamandır bir araya gelip bir yemek yemediydik. Öyle ailecek toplanın bir yemek yiyelim dedik. Biz seni üzülüp büzülüp dağıtmışsındır diye düşünmüştük ama. Ya niye üzülüp müzülüp dağıtayım Muratçığım? Abi hani seni diziden kestilerdi ya biz o yüzden şey ettiydik. O mesele. Zaten ben o işe hiç uygun değildim ya. Benim sette falan canım sıkılıyordu. Enstrümanım müsait değil. Ben babama döner meyhane işinden bahsettim. Olmaz o iş dedi, batar dedi. Bana da mantıklı geldi. Şimdi buralarda bir bakkal dükkanı bakıyorum ya. Babamın da aklına yatarsa o işe gireceğim. Abi ne oluyor be? Salih, Toram Hanım. İyi misin? İyiyim, iyiyim ya. Malum ev hali. Böyle röpte şambırla çektim. Hava da biraz serin. Azıcık üşüdüm o kadar. E iyisin sen o zaman. E biz gidelim o zaman. Ben de eve gideyim ya. Şimdi merak ederler. Yemeğin ortasında apar topar çıktım. Derler ki ya bu çocuk nereye gitti acaba? Başına bir şey gelmesin falan diye merak ederler. Salih sen çok düşündün, kafayı taktın da kafayı falan sıyırmadın değil mi? Yok oğlum ben niye düşüneyim? Niye? Ya ben hayatta her şeyi başarmış bir insanım. Benim artık öyle hırslarım mıslarım kalmamış ki Muratçığım. Neyi kafaya takayım ben ya? Bütün arkadaşlara selam söyleyin. En kısa zamanda sete geleceğim, ziyaret edeceğim onları. Baklavayla. Şey mi yapalım diyorum acaba ya? Taksim'e mi gidelim? Taksim'e gidelim, takıralım biraz. Sen? Yok artık ben ancak alışverişe. Zaten şu Taksim'i bir yıksınlar. Bir orası bir ova olsun. Bu dönüşüm bir tamamlansın. Ben bir gideyim bakayım. Ondan sonra ancak Taksim'e. E iyi o zaman sana. Hayatta başarılar. Olur kardeşim. Görüşürüz. Gel. Oh. Bak annem mutlaka yemeğe çağırıyor. Çocukları topla gel diyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Toplantıya katıldım dediydi. Beynimi yıkamışlar acaba? Ne olmuş benim koca abime? Bağırma lan. Karı gibi de ağlama. Erişkin insan. Kendi inisiyatifiyle evine gitti işte oğlum. Adamcağızın belki normali bu. Hayret bir şey. Hemen kendini salıverme oğlum ya. Çok duygusalsın Vedat. Benim işim var. Gidiyorum ben. Hadi. Küçük Hüsamettin'e bağladı ya la. Bebe tabii dayanamadı, sarsıldı. Şimdi bunu böyle bırakmak da olmaz. Hadi, hadi Bedo. Hadi sen de gel, hadi. Sen de benimle beraber geliyorsun. Yalnız uslu duracaksın. Yok abi sen git, ben böyle iyiyim ya. La oğlum kalk. Tamam olur. Hadi. Sadi! Sadi! Şişt, yavaş kızım. Aa. Ay pardon ya, Sadi yok mu? Yok, gelmedi o. Neyse Ecevit, iyi sen buradasın. Bunlar yarınki sahneleriniz. Sadi'ninki de burada. Arıyorum, telefonunu açmıyor. E benim repliğim bayağı az burada Zehra. Hadi ya, öyle mi? Hiç fark etmedim. Ayrıca Eco'cum, rolün küçüğü büyüğü mü olur? Hiç duymamış olayım. Olmaz olmaz da. Onay burada 4 satır konuşuyor, Kezban ben bilmem diyor. Onay 6 satır yardırıyor, Kezban olmaz diyor. Olmaz ki ama böyle. Ha. Sondaki uzun bak, onu görmedin mi sen? Hangi? Zehra burada 2 tane replik var. Onda da Kezban ilk sevişmesini alacak. Ben nasıl yapayım ki onu? Ama ne yapabilirim Eco'cum? Hakkı Bey'den onay gören senaryo bu. Oh, onay konuşsun dursun. Hakkı Bey de ona onay versin. Onay diye isim mi olur ya? Kezban'ı düşünen yok hiç. Ben kendim için demiyorum. Seyirci Kezban'ı tanıyamayacak az konuşursa ondan. Anlıyorum balım da benim bununla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Yarın sen bunları Hakkı Bey'e sakla, tamam mı? Ayrıca sana zahmet olmazsa bunları Sadi'nin odasına bırak, bir de söyle ezberlesin. Sen de ezberle. Benim stres atmam lazım ya. Allah Allah. Hadi ben kaçıyorum, eyvallah. Tabii ya. Git sen git. Git stresini at. Senin ne alakan var değil mi? Saçmaladım, kusura bakma. Esas sen kusura bakma. İdare et. Gözden kaçmış. Primadonnam benim. Hadi eyvallah. Zilli.
Beni de çok sevmiyor zaten, merak etme. İşte bundan sonraki yeni mekanımız burası. Sen kendini abinin kollarına bırakacaksın. Bu ne lan, nemişler bir biçicik olmuş. Yerim onları, yerim onları, gelme. İşte şöyle oğlum, azıcık nefes al, azıcık rahatla. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyi ya. İyi ol Vedat. Erken geldik ama olsun ya, şey yapmayalım. Birkaç tane çerez söyleriz, birkaç tane alkol söyleriz. İçkilerimizi yudumlarken ben şu şiir kitabından birkaç tane şiir okurum. Akşam biraz rahat ederiz. Sever misin şiir? Aran nasıl? Yok ya. Ama lisede yazmıştım var ya. Ya liseye giden 10 kişiden 7 tanesi şiir yazıyor zaten Vedat. Bizim ülkemizde şiir okunmuyor, yazılıyor. Tabii. Ya bir doktora falan mı götürsek biz Salih abi? Aferin lan. Nasıl akıl ettin sen bunu ya? Şöyle yapalım, Zeynep Kamil'e gidelim, doktoru karşımıza alalım. Diyelim ki bizim Salih diye bir tane arkadaşımız vardı. Fakat bu hovardalığı bıraktı. Bütün kötü huylarından vazgeçti. Ailesiyle beraber kalıyor. Çok güzel hayalleri var. Bir tane dükkan açacak. Böyle sorunlarımız var. Fakat vizite kağıdımızı getirdik yanımızda. Ya ama o Salih abi, abicim, o gördüğümüz adam o değil. He hü Vedat, he hü. Hallederiz, tamam, rahat ol. Abi sakin ol ya. Çalışayım ben biraz. Sade abi de geldi. Kim? Sade abi. Sen bir süre dinlen. Ne bileyim ha? Ben ikinizi yalnız bırakayım, eve gideyim uyuyayım ya. Ne haber Vedat? Ne haber abi? İyi vallahi, Sadi hoş geldin de senin ne işin var burada ya? Benim ne işim mi var burada? Ben şiir gecesine geldim abi. Ben mi yanmış kendim, adres mi yanmış? Şansıma sıçayım ben ya. Sizin ne işiniz var asıl burada? Nasıl ne işimiz var lan? Sen sayısalcı insansın Sadi. Senin şiirle ne işin olur ya? Olur mu abi ya? Yarı amatör şairim ben. İlgi alanım bu. Sen de mi Zeynep'e geldin yoksa ya? Sen nereden tanıyorsun Zeynep'i ya? Zeynep değil lan. Ben Pelin'e geldim. He. İyi. Dövüşmeyeceğiz o zaman. Güzel, oturayım ben burada. Güzel. Abiler ben kaçtım o zaman. Otur lan. Vay. Orhan Veli ya. Güzel güzel. Bundan da iyi ekmek çıkar biliyor musun? İyi seçim. Sadeciğim ne diyeceğim ya? Şurandaki ben var ya, çok yakışmış kardeşim. Fakat onu bırgalama, cilt kanseri olursun. Çok sağ ol. Ben değil bir kere o. Sakal. Çenemi ön plana çıkarıyor beni. Değirmende artmadık biz bu sakalı diyorsun. Hemen de ezberlemişiz abi. Aynen. O zaman ben buradan bir kutlu okuyayım ya. Ok. Bir gün, bir uzun gün hep denize baktık. Miller ve ağırlıklar bitti, gelip geçmeler bitti gemilerin. Beyaz ve kocaman gövdeleri, gözün kahverengi suyuna geldi. Ne güzelmiş lan, bunu kim yazmış? Bakayım. Cansever, ben bunu tanıyorum. Güler Duman'ın ikizi oğlum bu. Bu kadın ne zaman şiir kitabı çıkarttı lan? Güler Duman'ın niye yok? Abi sen ne yaptın, amına koydun ya? Yorulmuşum ya. Ah, özlemişim. Ne yapalım, yatalım mı? Olur, sen yat, geliyorum ben. Hadi. Günün nasıl geçti? İyi, yani mesleki inişler çıkışlar. Herhangi bir sorun yok. Revizyon istendi, hallediyoruz. Senin? Aynen. Çok hastam yoktu bugün. Ahmet, hasta sayım az ya. Yani şu anda çok ses etmiyorlar ama her an kapının önüne koyabilirler beni. Özel sektör sonuçta. Tabii. Çay kahve yapayım mı? Yok ya, uykum var, kaçmasın şimdi. Ne yapalım? Damran Komran'a girişelim mi? Olur. Yani sen de istiyorsan. Olur, yaparım. Yaparım yani, elime mi yapışacak? Ne? Ne? Yok bir şey. Televizyonu açayım mı? Yani izleyeceksen aç. Açayım, ses olsun ya. Neyse ben yatayım ya. Yarın da nöbetim var. Sen bilirsin. Hadi sen de çok geç kalma. Hoş geldin. Ver şunu da. Fıtı 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 fıtı. İyi iyi, yat sen hadi yat. Benim uykum yok ondan. Tamam, kafana göre. Tamam, hazırsan. Yürü git.
Arkadaş bu dallama yine mi bu kızın yanında ya? Bir bırakmadı kızın peşini abi ya. Ya ne anlatıyorsun Sade Allah aşkına ya? Üç Süleyman Efendi'yi de ezberledin, benimki hala gelmedi yalan. Pelin bacım mı? Gelir o ya, sen meraklanma gelir. Bak dikkat ettiysen bacım vurgusu yaptım. Niye? Abimin yavuklusu çünkü. Aynı hassasiyeti senden de bekliyorum abi. Merak etme Sadeciğim, rahat ol. Senden taraf bir endişemiz yok. Abi, sana Pelin şart mı ya? Bak burada çok güzel Özgeler, Ebru'lar var. Arkadaş bu şiir dünyası ne bereketliymiş lan. Yanındaki adamlar tırt ha, yersin sen bunu. Bak bak şu ağızlara bak, hareketlere bak ya. Oğlum ben Pelin'e söz verdim, o gelmeden hiçbir şey yapmayacağım. Hele bir gelsin, hele bir gelsin. Pelin gelsene buraya. Lan Allah'tan başka bir şey seseymişim olacakmış ya lan. Abi, senin Pelin dediğin bu mu? Vallahi benziyor ama... Abi yanlış anlama, insan evladıdır, saygı duyuyorum ama... Yani Vedat Scoring'de bile bu kızın 3,5'tan fazla alma şansı yok. Ama saygı duyarım dedim bak. Oğlum bu dün gece gözüme böyle gözükmüyordu la benim. Artık ne yaşamışsam demek ki. Alkol böyle bir şey işte ya. Bir şişeden sonra böyle oluyor. Hepimiz oluyor be abi. Hepimiz oluyor. Gel. Hadi. Bak kızcığım. Yani diyeceğim o ki... O günden beri her şey çok farklı Onay. Süper bir insansın sen. Oldu mu? Çok iyi Ece. Mükemmel ya. Hepsini ezberlemişsin. Ay saçma sapan rolden çıkamıyorum şu an ya. Duyusu falan nasıldı? Tıpkı televizyonlarda izlediklerim gibiydi. Süpersin Ece, süpersin. Bu da televizyonda izlenecek inşallah. Ya Ece, benim çok uykum geldi. Azıcık yatsak mı ne? Yok olmaz ya. Onay'ın repliklerini de ezberledim. Bir de onu kontrol etsem. Onay'ınkileri niye ezberledin? Aa, ikili sahnelerde böyle mi oluyor yoksa? İkisini de mi ezberlemek gerekiyor? Karşı taraf takılırsa falan diye garanti olsun. E yönetmen kesmez mi o zaman? Keser kesmez Serpil. Kaç tane ikili sahnen olacak ki senin? Ya sen böyle şeyler aklına takma. Gel Kezban. Otur şöyle. Üzerimdekileri çıkar. Sana göstereceğim bir şey var. Bak ben çıkardım bile. Çıkar dedim üstünü. En kötü kabusların sana beni hatırlatıyorsa eğer, bazen sıkışsan da hayat içinde ey gönlüme demir atan bana bağlanan, seversen canımı al, sevmesen ebene. Bu ne ya? Kimin şiiri ki bu? Ne bileyim. Allah Allah. Murat abi, ben gidiyorum abi. Nereye lan? Zeynep Hanım'a bir merhaba diyeyim ya. Hem sakallı halimi de görmedi. Şair tarafında da tanıştırırım. Heh. Sadeciğim kardeşim gözünü seveyim beni yalnız bırakma oğlum. Birazdan sahneye çıkacağım ben. Tek başıma ne yapacağım lan burada? Ne yapmaya geldiysen onu yapacaksın abi. Rahat ol. Orhan Veli kraldır. Rahat ol. O zaman ben bir tane birinci Süleyman atayım. Birden geri üçten çık abi. Ben alkışla destekliyorum seni. Sadi Bey. Celil Cengiz değil mi? Vay be, helal olsun hocam. Adımı bir seferde doğru telaffuz eden ilk insan olabilirsin ha. Hayran mısın ha? İlginle izliyoruz. Siz de yer altında var mıydınız bilemedim. Hep Murat Bey'le görüyoruz da. Canım benim şurada 2 dakika ince bir işim var. Sonra görüşürüz olur mu? Ben sana döneceğim. Sizi bu akşam sahnede görecek miyiz eserinizi? Eserim ne? Ben başkasının şiirine çalıştım ama eserimle daha sonra görseniz olmaz mı ya? Ama amatör şiir gecesi. Sloganımız şiirinle gel. Sponsorumuz var, bir şarap markası. Herkes şiirini okuyacak. Ben bilmiyordum onu ya. Tamam, sağ ol. Murat abi de bilmiyor. Orhan Veli okuyacak o. Şimdi de karşınızda yer altından anlamınız Murat Cemci. Murat abi, Murat abi ver onu ver. Orhan Veli yasak abi, kendi şiirinde. Ne? Kendi şiirinde, abi. Kendi şiirinde, abi. Kendi şiirinde, hadi. Merhaba Zeynep Hanım. Aynı dizide oynuyoruz, bilmem hatırladınız mı? Hayır. Öyle mi? Şeyler, Seni al, al, seni al. Şey mi yapsak diyorum?
Bir Fikret Kızılok altta çalsa ya da Doğan Canku ya da Yansımalar ya da bırakalım doğaçları olsun her şey akın. Çok içersen böyle bir gece üstüne başka bir gece lafı da götünden anlarsan habire aşksız kalırsın. İşte böyle. Bir tanem, sevdiğim, seveceğim, akıyorsa gözlerinden damlalar, bil ki kandır, kan, candır, bil ki alamamışsındır canını. Yalnızım gece kadar, gecem kadar, secerem kadar. Üşüyorum, üşüyorum habire, beni sevmeyenler gebere. Diye haykırısım var rüzgara karşı. Rüzgar haykırıyor bana, sevdiğim nerede diye. Sevdim, sevmemi istedi rüzgar. Bu bile bana bir hediye. Gitti evet, gitti ama ben de sarılmazdım ki hediye gitmeseydi eğer kaybolurum. Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, benim yüzümdeyim. Ben kısaca Merce. Şu an aramızda olmayan, ki eminim bir yerlerden bizi izliyorlar. Bütün şairlerin ruhu şad olsun. Sadi! Gel salak gel. Abi bir dakika dur ya, of ne oluyor? Sadi, hemen gidelim. İnsanların düşünmesine fırsat vermeyelim. Yoksa günleriz. Acil çıkalım. Doğru söylüyorsun. Ahmet Bey. Ahmet kim lan? Murat Bey. Nereye gidiyorsunuz? Çok güzeldi. Sağ olun, sağ olun. Bunu masanızda unutmuşsunuz. Benim değil. Bu ne? Dosya masanızdaydı. Nasip, alayım. Bu da masandaydı, al. Hayatın olmuş işler güçler. Ahmet. Hı? Ahmet. Tamam, karttan alırsınız. Ne? Günaydın. Günaydın. Çıkıyorum ben. Sen burada mı uyudun? Burada mıymışım ben ya? Seni koklamadan mı uyumuşum ya? Hadi lan numaracı. Fosur fosur uyumuşsun, burada yatmışsın, yuvarlanmışsın işte. Hı. Hadi geç kaldım, ben gidiyorum. Cık. Akşama görüşürüz. Hakikaten burada uyuyup kalmışım ya lan. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Salih abinin annesi, Salih abinin annesi. Sen de kimsin be? Ya kusura bakmayın anneciğim, ben eve gelemedim Salih abi görmesin diye. Kimsin sen? Vedat ben. Salih abinin arkadaşı ve takipçisiyim. Ben eğer yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum size. Şimdi nasıl diyeyim ya, Salih abi iki gündür böyle biraz garip. Biz de merak ettik acaba bir yaramazlık var mı yok mu diye. Ne kadar tanıyorsun evladım sen Salih'i? Ben Salih abinin hayranı ve takipçisiyim anneciğim. Salih evladım yılda bir kez gözden kaybolur, gider bir yerlere. Gelir döner, bir hafta böyle davranır. Biz de memnun değiliz eve dadanmasından ama doktora bile gösterdik. Yapacak bir şey yokmuş. Bütün hormonları sıfırlanıyormuş. Nereye gidiyorsa Allah'ın belası. Bir hafta sonra ancak kendine geliyormuş. Geçici miymiş yani bu durum? Geçici evladım, geçici. Şafak sayıyoruz biz de evde. 4 kaldı. Ne güzel. Sağ ol anneciğim. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Abim benim be. Geldiniz mi? Geldik hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle bir okuma provası alalım o zaman. Pardon, neyin okuma provası hocam? Sade, Allah aşkına çıkar şu cücüğü ya. Vallahi böcek kondu sanıyorum. Devamlılık be oğlum, devamlılık. Öğren artık bunları. Bu sahnede sakal yok. Pardon hocam. Neyin okuma provası hocam daha senaryo gelmeden? Nasıl yani? Senaryo gelmedi mi sana? Yok. Bana geldi. Zehra. Geldi canım, odana bıraktım ya. Odama. Ha, ben şahidim, Zehra bıraktı. Ben eve geç geldiysem demek. Ay ben senin geldiğini duydum ama görmüşsündür diye hiç ses etmedim. Şey yapalım ya, bana hemen bir tekst bulun, 2 dakikada ezberlerim ben. Vay anasını ya, vay anasını ya. Hemen ezberlerim dedi ya.
Arkadaş işe bak ya. İki dakikada ezberleyeyim diyor ya. Ya Sadi sen oyuncu musun, oduncu musun? Sete nasıl ezbersiz gelirsin? Böyle bir şey nasıl olur? Nargilesini içemedi ya bugün, gergin. Ya ben senaryo gelmedi sandım. Yoksa ben ezbersiz gelmem. Rejiye sorun işte burada. Yok yok. Seninle olmuyor Sadi. Olmuyor. Ne yapacağız şimdi? Ecevit, sende durum ne? Ben de ezbertem hocam. Aferin Ecevit, aferin. Keşke Sadi'ye daha az laf yazsaydık. Dana gibi de uzun lafları var şimdi. Uzun ama ben ezberledim yine de. Biliyorum Ecevit, biliyorum. Ne yapacağız şimdi? Paydos. Hocam yanlış anlamazsanız, Sadi arkadaşım da yanlış anlamazsa eğer, ben dün gece çok çalıştım. Sadi'nin de lafları benim ister istemez aklıma girmiş. Şimdi isterseniz, bilmem ki doğru olur mu, Sadi'nin laflarını ben söylüyormuşum gibi çevirirsek eğer, olabilir, kurtarabiliriz bugünü. Birkaç parlak fikrim de var sahneyle ilgili. Aferin. Hem çalışkansın hem hırslısın. Sadi'nin laflarını fazlasıyla hak ediyorsun. Estağfurullah hocam, Sadi arkadaşım da hak ediyor. O zaman şöyle yapalım. Sen uzun uzun Sadi'nin laflarını anlat. Sadi de öyle mal gibi seni dinlesin. Ha? Bak bu daha iyi. Bu benim aklıma yattı. Şimdi sen de ezber full değil mi? Hocam full artı full benim. Çok güzel. Sadi ne yaptın sen ya? Çok pisleştin ha. Ne yaptım ya? Vallahi sana şunu söyleyeyim. Hiçbir şey artık senin için eskisi gibi olmayacak. Ne olur ki? Hakkı hırs yapar, senin de replikler azalır ve kısalır be yavrucuğum. Vallahi mı? Süper işte. Ne? Süper, süper. Son revizyonlu hali bu mudur yani Hakkı? Budur Şenol Bey. Sabah Zehra ile kaseti yolladım. Haberi gelir birazdan. Vedat'la niye göndermedin? Uğur denedim. Belki Vedat hayırsızından olmuyordur diye totem yaptım. Hadi inşallah. Ümit var mı peki? Ümit var. Ümit fakirin ekmeği Şenol Bey. Ümit her zaman var. Vallahi Hakkı tak şak gibi ilişkimiz var. Tak diye soruyorum, şak diye cevap veriyorsun. Helal olsun ama. Ne aması? Ama yok. Ama yok. Ama. Ne istiyorlarsa yaptık. Daha ne canım? Allah Allah. Onların da bir istediği ötekini tutmuyor. Doğru söylüyorsun. Ama bundan sonra da olması lazım o zaman değil mi? Olacak. Olacak bu sefer. Ya hayatın anlamını çözüp kanala yollamadık ki. Alt tarafı bir dizi. Olsun artık. Doğru söylüyorsun da bak. Oyuncular da gelmedi revizyona. Eskiden hepsi merak eder, toparlaşır gelirlerdi buraya. Evet. Merak da etmiyorlar artık. Tabii hevesleri kırıldı bir kere. Olmuyor. Onlarla olmuyor Şenol Bey. Ne yapsalar olmuyor. Ne inat ama. Hiç vazgeçmiyorlar. Helal olsun vallahi. Bana bak. Filmlerde hani bütün umutlar tükenmişken hep güzel şeyler olur ya Hakkı. Nasıl yani? Film olsa bu. Ya da dizi. Böyle devamlı merakla haber beklesek. Ama o güzel haber gelmese hiç. Hep o beklenmedik zamanlarda gelir ya o güzel haber. Yani hiç umut yokken, merak bile etmezken gelmez mi o güzel haber? Nasıl yani? Niye anlamadın? Hakkı durumumuzdan bahsediyorum. Bütün uğulu, üğülü şeyleri bünyemizde barındırıyoruz. Uğur, umut. Neydi lan öbürü? Ümit. Ümit. Hani revizyon bekliyoruz ya yine yeniden. Lan Zehra'nın ayak sesleri mi lan o? Ne oldu kız? Çok beğenmişler. Evet. Aleyh budur. Ama öncelikle çok beğenmişler. Kalk içim kayılıyor benim. İçim kayılıyor. Ben bunu duydum daha önce ya. Birkaç önerileri varmış ama. Tabii öncelikle çok beğenmişler. Birkaç önerileri varmış ama. Ben gideyim. Annem beni merak eder. Sadi, Ece seni geçen gün patates etmiş sette. Hiç anlatmıyorsun. Yok be abi.
Aksine yardım etti. Sağ olsun benim repliklerimi ezberlemiş. Sen saf mısın oğlum ya? Sen de şiiri açırmışsın Murat Cemcir. Hiç anlatmıyorsun. Açıldım oğlum. Halk da beni bağrına bastı sağ olsun. Sadi de işte aşk peşinde. Ben taktik değiştirdim abi. Birkaç hafta böyle platonik takılacağım. Ahmet, Feride yengeyi göremiyor senin yanında ne zamandır, hayırdır? Ben görüyorum Sadi. Senin görmen gereken bir durum yok zaten ortada. Hakikaten lan. Nerede yenge? Toplantıda ya Cemcir. Bizim gibi boş gezinin haytası değil ya. Ey babala. İçecek mi la? İçmeyek la. Azıcık insana dönek. Vallahi az dinlenek. İçmeyeceksek ben eve kaçar abiler. Ne zamandır eve gitmedim. Haydi. Bana bak, ben siz bir şey yapmayın ha. Tamam lan. Kırılır, bozulur, üzülürüm. Ona göre. Fıtı fıtı. İçecek mi la? Yok be oğlum. Ben gideyim, uyuyayım ya. Oğlum Sadi'yle kalksaydın niye kalkmadın? Niye kalkmadım? Bu ne la? Dosya işte, şey bu ya. Şiirli bar var ya, orada elime verdiler. Ne var içinde? Vallahi billahi bakmadım. Murat, dışarı çık ve benimle biraz yürü. Sana sırrımı vereceğim. Artık yaşın geçiyor oğlum senin. Ne sırrı lan? Lan oğlum, neredeydim, ne yapıyordum, ne yapmak istiyordum da neleri yapamıyordum. Her şeyi anlatacağım sana. Artık 40'ına yaklaştın oğlum, bil bunları. Neredesin oğlum sen? Dışarı çık, ben Sadece. Senin bir adım önündeyim Murat. Her zaman bir adım önündeyim. Arkadaş bu ne ya? Bak gizlenememiş bile arka. Ahmet Kural, adamını tanı. Muratcığım, çok düşündüm, taşındım. Sana anlatmakta bir sakınca görmedim. Birazdan sana anlatacağım şeyleri zaten sen en fazla yaşın itibariyle 3-5 sene daha deneyimlersin. Ondan sonra yapabilmen mümkün değil. Tıbbi destek almadan yapamazsın. Çünkü bir ayağın çukurda senin. Çok yaşın var yani. Ne diyorsun lan? Murat bak, darılmaca gücenmece yok. Sen babam yaşında adamsın. Babamın 33 yaşında evladı var, kendisi daha 48 yaşında. He, babanın 5 yaşındayken çocuk sahibi olabiliyor. Garip değil, ben garibim. Hemiz. Sadece beni dinle Murat. Hani insan bazen öyle bir şey yaşar ama anlatamaz. Ama bilir ki yaşadığı şey şairlere ilham verir. Konu sıkıntısı çeken dizi senaristlerine bir sezon daha yazdırır. Ondan sonracıma ergenlerin hayallerini süsler ama bütün kadınların da midesini bulandırır. İşte ben öyle bir şey yaşıyorum belli aralıklarla. Arkadaş sanki bana kayıp şehir Atlantis'in haritasını verecek. La oğlum ne güzel sen böyle süslediğin, çok güzel ambalajladığın, bir güzel paketlediğin Salih de işte. Murat, benim hayatım tek bilinmeyenli, basit, adi bir denklem. Yalnızca X var. X'in peşinden koşuyorum. Y yok, Z yok. Dublümüye desen zaten ben onu telaffuz edemiyorum. Sadece X var. Bak sen bu anlattıklarımdan bir şey çıkarmışsındır. La sen de ne aforizma sıçtın yala bu akşam. Sen tabii yaşadığın her şeyi kafanda canlandırıyorsun. Ondan sonra zevke gelip anlatıyorsun değil mi? Yaşadığın en güzel günü düşün Murat. Birazdan o biri sıradanlaşacak. Ah deme, oh de, oh de Muratcığım. Öyle bir yer ki orada her şey mübah. $200 falan yok. Herkes neden orada olduğunu biliyor. Kalıç, fak, fest, Murat. Murat? Murat neredesin? Aba sen nasıl bir insansın lan? Ben bütün bunları senin için anlatıyorum. Sen nereye, sen nasıl? O ne la? Lan arkadaş bunu açık bırakmışsınız bunu. Ya buraya insan düşen ölür lan. Her şeyinizle Salih abim ilgilensin. Salih abime... Bağırma. Bismillah.